Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El-Hivar çalışmaya devam ediyoruz. Arapça günlük konuşmalar dedik. Geçenki bölümde sayıları vermişti, örnekler verdik. Üzerinde çokça durduk. Şimdi sayılarla ilgili bakın alıştırmalar diyecek. Et-Tedribu Thalith, üçüncü alıştırma. Üktub adedel erkamil atiye. Evet, şu verilen rakamların sayısını bakın yaz diyor. Üç kalem yazıyla yazacağız. Yani üç kalem. Ne diyeceğiz? Kalem müzekker olduğu için sayımız 3'ten 10'a kadar bakın müennes gelecek. Yani bunun tersi gelecek. O zaman selâfetü diyeceğiz değil mi? Selâfetü eklâmin ve bu da çoğul ve kesreli gelecek. Selâfetü eklâmin, erba'atü eklâmin, hamsetü ebvâbin mesela. Evet, burada da 23 defter diyor. 23 defter. Önce küçük sayı gelecek. Defter müzekker olduğu için o küçük sayı bunun tersi gelecek. Yani müennes gelecek. Selâfetun ve işrûne. Selâfetun ve işrûne defteren. 23 defter. Peki 34 defter. Erba'atun ve selâthûne defteren. Peki 55 defter. Hamsetun ve hamsune defteren. Peki burada 51 mektep demiş. 51 mektep, 51 ofis yani. Önce küçüğü getiriyoruz. Burada 51 ve 52 yani 1 ve 2'ye has olarak burası müzekkerse o da müzekker geliyor. Vahidun ve hamsune, vahidun ve hamsune mekteben. Evet, orası bakın bunun gibi gelecek. Yani mekatip değil, mekteben şeklinde müfret gelecek. Vahidun ve hamsune mekteben. Peki yedi kamis yani yedi gömlek diyecek. Bu kamis müzekker olduğuna göre sayımız müennes gelecek. Yani seb'atu değil mi? Seb'atu kumsanin. Bu da çoğul gelecek kamis. Seb'atu kumsanin. Evet, isim diyor. 99 isim. İsim müzekkerdir. O zaman ilk kısmımız müennes gelecek. Yani tis'atun ve tis'une ismen. Tis'atun ve tis'une ismen. 99 isim. Peki et-tedribur rabi' dördüncü alıştırma. Üktub adedel erkamil atiye. Yine şu gelen sayıları, rakamları yaz diyor. Aynı yukarıdaki gibi. Burada 2 demiş. O zaman nafizetani diyeceğiz. Nafizetani. Peki yanına 2 tane daha yani bir pekiştirmek için getirirsek nafizetani isnetani. 2 pencere. Burada da 10 araba demiş. Bunu ters yazmış. 10 biliyorsunuz Arapçada rakamlar Türkçedeki gibi yazılır. Arapçada rakam semboller Türkçedeki gibi soldan sağa doğru yazılır. Peki burada bu ters yazılmış. Yani bunu bizim nasıl yazmamız lazım? Yani şöyle 10 şeklinde yazmamız lazım. 10. Biri öne almamız lazım yani. Evet 10 araba demiş. O zaman bu seyyare müennes olduğuna göre biz bunu müzekker söyleyeceğiz. Yani aşaru değil mi? Aşaru seyyaratin. Aşru veya aşru seyyaratin. Burada 71 talibe. Talibe müennes. O zaman bu bir de bakın 1 ve 2 sayıları bununla uyumlu geliyor. Yani buraya ihda değil mi? İhda ve seb'une 70 dediğine göre seb'une talibeten. İhda ve seb'une talibeten veya vahidetun vahidetun ve seb'une talibeten. O da olur. Vahidetun da olur. Peki burada 54 sene demiş. Sene müennes olduğuna göre ilk kısmımız müzekker gelecek. Bakın 1 ve 2'de bununla aynı geliyordu. Müzekkerse müzekker, müennesse müennes. Ama 3'ten sonrasında birinci kısım buna ters geliyor. O zaman erbaatun değil erbaun değil mi? Erbaun ve hamsune seneten. Erbaun ve hamsune seneten. Peki burada ise yine ters yazmış. Bin gece. Bin gece. Yani bu
Burada müenneslik, müzekkerlik fark etmiyor. Elfu, elfu leyletin. Ve bunun sonu kesreli geliyor. Elfu leyletin, bin gece. Ve tedribul hamis, beşinci alıştırma. Sahih el ehta el atiye. Yani şunlarda verilen hataları düzelt diyor. Vahidun talibun demiş. Bu vahid ve isnani, bakın nereye gelmez? Başa gelmez, sona gelir. O zaman talibun vahidun olacak. Buraya gelecek yani. Talibun vahidun, bir öğrenci. Talibani ithnani, iki öğrenci. Talibetun vahidetun, bir kız öğrenci. Değil mi? Talibetani ithnetani, iki kız öğrenci. Hamsetu gurafin olur mu? Burada gurafin müfredi nedir? Yani tekil hali, gurfe, oda. O da müennestir, gurfetun. O zaman bu müzekker gelecek. Yani hamsu gurafin şeklinde, hamsun. Demek ki ne yapıyoruz? Bunun müfredine, yani tekil haline bakıyoruz. O müzekkerse burası müennes geliyor. Müennesse burası müzekker geliyor. Bununki gurfetun şeklinde müennes olduğu için burası hamsu olacak. Beş oda. Sittetun ve erbaun tullaben demiş. Burada bir hata var mı? Tullaben, talibin çoğulu. Peki evet, hata ne burada? Tullaben olmaz. Tullaben. Burada ondan sonrası, yani 11'den 100'e kadar, değil mi? 11'den 99'a kadar o saydığımız şeyler müfret ve mansup gelecek. 11'den 99'a kadar. O yüzden sittetun ve erbaune taliben diyeceğiz. Sittetun ve erbaune taliben. Hamsun ve hamsune ekvaben demiş. Peki bu ekvap, bunun müfredi ne? Tekil hali kub. Kub müzekkerdir. O yüzden burası nasıl gelmesi lazım? Hamsetun. Hamsetun ve hamsune ekvaben. Yani 55 bardak. Değil mi? 55 bardak. Peki burada ise semaniyete aşirete deccaceten demiş. Deccace müennestir. Bakın sonunda T var. Müennes olduğu için birinci kısım, bakın birinci kısım nasıl gelecek? Müzekker gelecek. O yüzden semaniye diyeceğiz. Semaniye aşirete deccaceten. Semaniye aşirete deccaceten. Yani 18 tavuk demek. Peki burada ne diyor? Ziyul medrese, okul kıyafeti. Ziyu kıyafet demek. Medrese, okul kıyafeti. Hidaun, ayakkabı. Hida. Peltek, bakın. Hidaun. Cevrap, çorap. Cevrap. Bantalun, bantalun. Pantolon yani. Bantalun. Kamisun, gömlek. Libasun, sevbun. Bu elbise. Sevb, bu da elbise. Yani genel olarak. Genel olarak elbise, libas. Peki hizamın, hizam kemer demek. Hizamın. Füstanın, fustan. Bu da kadın elbisesi daha çok. Füstan. Kadın elbisesi için kullanılıyor. Füstan, boy elbise veya etek, kadın elbisesi. Himar, başörtüsü. Himar. Peki rabdatul unuk. Rabdatul unuk, kravat demek. Rabdatul unuk. Boyun bağlama yani. Boğazı bağlama. Rabtatul unuk. Kubbe'a. Kubbe'a şapka. Kubbe'a. Evet, kubbe'a şapka demek. Peki irteda, yirtedi ne? Giymek. Değil mi? İrteda, yirtedi giymek demek. Yine lebise yelbesu, o da giymek. Libasın çoğul melabis neydi? Elbiseler. Elbiseler. Peki sirval. Sirval şalvar demekti. Peki bunlar farklı yörelerde farklı şekilde de kullanılabiliyor. Şöyle alıştırmalara tekrar başa dönüp bir göz atabiliriz. Sayılarla ilgili bakın kitapta ters yazılmış sayılar. Biz onları düz yazmaya çalışacağız. Türkçedeki gibi yazılır sayılar yani. Türkçedeki gibi yazılır. Dedik peki bu sayılarla ilgili bilgileri unutur muyuz? Unutabiliriz. Ama çokça örnek yapınca ve sürekli karşımıza çıkınca tekrar inşallah hatırlayacağız ki daha önce vermişti. Bakın burada tekrar verdi. İleride muhtemelen tekrar gelecek. O yüzden ben yeteri kadar anlamadım, unutuyorum demeye gerek yok.
İleride zaten tekrar pekiştirecek bu konuyu ve geldik 8. derse. Burada kaldık. Okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.